Selamünaleyküm Kuşu Camiası. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Akşam yemlemesine geldik. Şöyle kuşlar da hazır da bekliyor. Allah'a şükür o son dumanlı, erkek dumanlı baba dumanından sonra şu an bir kaybımız yok. Kuşların durumları iyi. Şöyle ufak yavruyu da göstereyim ben size arkadaşlar. Şu yavrular büyüdü, kendini çıkardı ama bir tane yavrumuz daha var. Bu şu yavru, bu daha çok küçük. Bu daha çok küçük. Buna bakalım, ben şimdi beslemesini göstereceğim. Size şimdi ana babası, anası daha doğrusu yavruya bakmıyor. Erkek kuş da şimdi erkek kuşu da fazla bu kış mevsiminde zorlamak istemiyorum. O yüzden ben kendim takviye yapacağım yavruya. Sıkıntı yaşayabilirim o yüzden. Şimdi kuşlarda genel olarak durumları iyi arkadaşlar. Yine yumurt, beyaz da yumurtlayacak. Zaten bu boz dumanlının yumurtaları var. Arkadaki eşi. Arkadaşlar şu yeşil besli boz dumanlı, şu Akıtepe boz dumanlının yavrusu bu dumanlı, ama ben yavrula yumurtaları bu düz dumanlıyla şuradaki, evet, şu düz dumanın altına kaydırmıştım. Bir tane yavrusu öldü. Bir tanesi de işte o kadar büyüdü. Biraz da yavrular çelimsiz büyüdü. Şöyle size çekeyim. Arkadaşlar şimdi bu kış aylarında eğer ki kuşlarınızda genel olarak sulu dışkı sıkıntısı varsa şöyle bir şey yapacağız. Kuşlardaki mide düzenlemek adına şimdi şöyle bir şey göstereyim ben size. Bu yoğurt arkadaşlar. Bunun yerine siz kefir de kullanabilirsiniz. Kefiri bim gibi yerlerde bulabilirsiniz. Bu yoğurt, yoğurt kullanacaksanız da ev yoğurdu kullanmaya dikkat edin. Çünkü diğer kullandığınız yoğurtta şey olarak fabrikasyon olduğu için istediğiniz verim alamazsınız. Ama ev yoğurdu kullanırsanız sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi şuradan suyumuzu alalım. Sen şunu alsana bir amca. Al şunu. Sen şimdi şurayı bir. Şimdi arkadaşlar şöyle yaklaşık olarak 1 litre falan bir şey var. Bunun içerisine yoğurdu döktüm. Yoğurdu döktüm. Ondan sonra döktüm. Şöyle yoğurdu çalkaladım arkadaşlar. Ayran kıvamına geldi. Şimdi bunu suluğumuza boşaltıyoruz. Bunu taze olarak hazırlarsınız. Kuşlarım için arkadaşlar. Kuştan içmesine sıkıntı olmaz. Bunu rahatlıkla içebilirler. Arkadaşlar bunu ayda bir yaparsanız hayvanların daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca da hayvanınız hastalandığında da hastalık öncesi ilaç vermeden önce kefir veya bu yoğurdu kullanın. Veya bu probiyotiktir. Doğal probiyotiktir. Veya bunun yerine turşu suyu da olabilir. Ev yapımı turşu suyu, o da probiyotiktir. İlaç kullanımından önce bunları kullanırsanız hayvanın kuvvetlenmesi, toparlanması daha hızlı olur. Şimdi şöyle arkadaşlar şöyle bir daha yemleyelim hayvanları. Yavru yemliyor. Esen kuşlar yemleri. Evet arkadaşlar, bu yavruyu mecbur elle bakacağız. Şimdi benim hazırladığım bir pompa var. Şöyle size göstereyim.
Çok basit bir şey. Daha doğrusu bunun internette satılan şeyleri var. Cam olarak bu var. Camı kırıldığı için ben de bunu bir tane kalemin içerisini çıkardım. O kalemle şu bu şeye taktım işte. Bunu ilk önce geliyorum. Buradan biraz su alıyorum. Ondan sonra içerisine arkadaşlar yemi dolduruyorum. Dolduruyorum. Ondan sonra bunu hayvana basacağım. Hayvanı zaten içine su aldığımız için hayvanı tek seferde yedirmiş olursunuz. Yavru kuşlarınızı bakmada bunu kullanabilirsiniz. Şimdi zaten yavru ufak ufak vuruyor ama bu onun için yeterli değil. O yüzden de biz bir takviye yapmak zorundayız. Evet arkadaşlar, kanalımıza izlenimleri bayağı bir arttı. Bu da çok güzel, sevindirici bir şey. Eğer ki bu şekilde desteğiniz sürerse daha iyi videoları, daha dolu bilgilerle sizin karşınıza çıkmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum hepinize bu destekleriniz için. Arkadaşlar, şimdi şurada mesela gördüğünüz erkeğimiz ötüyor. Dişi kuş da şu an hafiften göğsünü kabartmış bir şekilde gözüyor. Şimdi onun kanadını herhalde şöyle bir kanadını düzeltelim. Tamam. Kanadı düzeldi. Arkadaşlar, bu pompayı daha önce size tanıttım. Şimdi bu güvercinimiz daha kendi başına yemlemeye başlamadı. Zaten şöyle görürsen kanatları daha tam tüylenmedi. Biz şimdi ona takviye yapacağız arkadaşlar. Çünkü annesi bakmıyor. Babası da yeterli bakmadığı için. Şimdi buradan su çektik arkadaşlar, suluktan. Ona ben birazcık yem yükledim. Kuş zaten çok sizi zorlamaz. Çünkü o da yem istiyor, aç karnı. İçine basıyoruz. Burada önemli olan şöyle çekiyoruz. Sonra içinden suyu çekiyoruz arkadaşlar. İçi susuz vermemene dikkat edin. Kuşun boğazından dizersiniz. Zaten kuş da ufak ufak başladı. Ama bu yeterli olmaz buna. Şimdi tekrar aynı şekilde. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, bu kuşa bu kadar yeter. Daha önce de ben bunu yedirmiştim. Ondan sonra videoyu başlattım. Yeter bu kuşa bu kadar. Şimdi bunu yerine alabiliriz. Tamam. Evet arkadaşlar. Dişimiz neredeydi? Orada. Şu dişimiz kızmış. Kuşun kuş kızgınlığı, şundan bahsediyoruz. Kızgın kuş için. Eş almaya hazır kuş demektir arkadaşlar, kuş dilinde. O şekilde kuşlara kızmış diyoruz. Erkek de aynı şekilde, erkek kızmış dediğimiz zaman da aynı şekilde ona da o şekilde diyoruz. Kuş eş almaya hazır olduğu zaman kızmış demektir. Şimdi şu dişimiz şu an eşi yok. Onun için bu yine şu Nevşehir familyası, Nevşehir'den getirdiğimiz şu sarı bilezikli bir şey var, dumanlı kilimiz var. Bunu kullanmayı düşünüyorum. Veyahut da şu ayağında bilezik olan dumanlı kirli var, Ankara familyası. Onu kullanmayı düşünüyorum. Ya da arkadaşlar şu belinde boya olan boz kirli de olabilir arkadaşlar. O da kullanabiliriz. Ya da miski de diyebiliriz ona. Bazı yerlerde miski, bazı yerlerde boz kirli diyorlar, zırhlı diyorlar. Yani onu da kullanabiliriz. Şu an durumlar böyle arkadaşlar. Bakalım ne olur ne biter. Hafta sonu yine kuş uçumuna devam edeceğiz. Hafta içi Timur kuşları uçuruyor. O yüzden de yavrular hafta sonu uçurduğumuz zaman takviye çevirmiş olduğunu görürseniz şaşırmayın. Çünkü hafta içi uçurdular kuşları. Hala bugün de uçurdular yine. Benim vaktim olmadığı için anca bu saatte gelip işte kuşları anca yemleyebiliyorum. Bir de size şöyle video çekip anca böyle fırsatım oluyor. Bakalım arkadaşlar, bu kuşlardan yavru alacağız. Damarları çok güzel kuşlar, sağlam kuşlar, referanslı kuşlar. İnşallah kuşlar oynarsa da buradan isteyen arkadaşlar oluyor. Onlara da hediye edebildiğimizi hediye edeceğiz. Bir şekilde herkesin gönlünü yapmaya çalışacağız. Şimdi eğer ki kafanıza takılan sorular varsa arkadaşlar bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.
Zaten ulaşan arkadaşlar var, sorusun arkadaşlar var. Onları elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar, şimdi demek istediğim oluyor. Erkek kızgın bir şekilde dönüyor. Dişiye bakın. Dişin hemen yürüyüşü değişiyor. Buradan gelen dişi. Bakın bakın. Aynen böyle hafiften kendini kabartmış. Dişi eş aldığını, hazır olduğunu gösteriyor. Evet arkadaşlar, bu dişimiz de eşi öldü biliyorsunuz. Dumanlı, baba dumanlı kirliyi kaybettik. Öldü. Gerçekten çok sağlam bir damardı. Çok iyi bir damardı. Şimdi bir takım yavrusu var. Bu yavruları uçuruma vermeyi düşünüyordum. Fakat bir tanesini ayıracağım kendime. Bakalım duruma göre bir tanesini ayırıp yine soyu devam ettirmeye çalışacağım. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu akşam bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. İyi akşamlar. Selamun aleyküm.